Evet, sevgili muhtarlarım, değerli azaları, kıymetli bizim Kent Konseyi Yürütme Kurulu arkadaşlarım. Öncelikle böyle bir davete icabet ettiğiniz için ben gerçekten Kent Konseyi adına çok ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Size göndermiş olduğumuz gündemde de belirttiğimiz gibi mahallelerimizin sorunları, eksikleri, yerel yönetim ve merkezi yönetimden bundan sonra ne bekliyoruz? Hiçbir siyasi içerik gütmeksizin Kent Konseyi çeşitli siyasi partilerden, çeşitli görüşlerden herkesin oluşturduğu, özellikle de 15 mahalle muhtarımızın da aslında içinde olduğu ama bugün gördüğüm kadarıyla 2, 5, 6 muhtarımızın buraya icabet ettiği, diğer muhtarlarımızın da birkaç tanesinin biliyorum ki rahatsızlıkları var anneleri açısından. Düşüp kalçalarını kırmışlardı. Onlara öncelikle bir geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletmek istiyoruz. Gelemeyen muhtarlarımızı da aslında mahallelerinin sorunları halkının sorunları olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü burada biz bunu konuşmamız gerekiyor. 15 mahalle muhtarımız fiziken ve gerçek anlamda kendi mahallelerinin de şu anda Mart ayında yapılacak olan seçimde büyük olasılıkla adayları. Buradan çıkacak olan sonuç, buradan çıkacak olan projeler, buradan sizin söyledikleriniz eksikleri biz oluşturduğumuzda siyasi partilere, merkezi yönetimlerine gönderdiğimizde bu raporun içeriğinde Bakırköy'ün önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde sürdürülebilir bir projesinin ön çalışması olacak. Ve bu çalışmayla da artık Bakırköy'e gönderecekleri belediye başkanının ne yapacağı bu projede yazacak. Eğer bunu yapacak bir belediye başkanı gönderirlerse Bakırköy halkı hiçbir siyasi yaklaşım, bakış açısı sergilemeden ne olursa olsun Cumhuriyet ilkelerinden vazgeçmeyen tüm belediye başkanlarını kucaklayacağı kanısındayız. Ve biz Kent Konseyi olarak da Bakırköy'ün kıymetini, tarihini, sosyal yapısını, halkın ekolojik yapısını, eğitim düzeyini ve diğer bütün sosyal olayları bilerekten Bakırköy'de iyi bir yapılanma bekliyoruz. Ve Bakırköy bugün çevre ilçeler tarafından niçin kullanılıyor? Bakırköy eskiden Türkiye'nin siyasi beyniydi. Biliyorsunuz insan beyni ve bağırsakları iki önemli noktalar. Biz bağırsakları olarak düşünüyoruz ve bütün olabilecek, yani gelecekte olabilecek şeyleri işaret eden tıpta bağırsaksa insan bedeninde, Bakırköylülerin de insan olarak bunları yansıttığını düşünüyoruz. Ve bu yansıtılanları düşündüğünü de düşünüyoruz. Dolayısıyla biz Bakırköy'ün her türlü tarihiyle, dokusuyla, insanıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, binasıyla ele alınmasını istiyoruz ve Bakırköy'de kentsel dönüşüm denilen olayın 99 sonrasından itibaren hiç değerlendirilmemiş olmasını da değerlendiriyoruz. Bu anlamda siz muhtarlarımıza hiçbir siyasi, bir daha söylüyorum, yelpazenin herhangi bir tarafına gitmeksizin biz görüşlerinizi almak istiyoruz. Ha, öncelikle de şunu da belirtmek istiyorum. Kent Konseyi ne yapıyor? Kent Konseyi'nin yapısı nedir? Bu konularda biliyorsunuz 2005'ten beri bir Kent Konseyi var. Daha önceki dönemlerde sadece kadınlardan kurulu bir Kent Konseyi, bir kadın başkan, Kent Konseyi kadın kolları diye hala Facebook'larda, Instagram'larda duran siteleri var. Yemek yapan, paneller yapan bir kent konseyiydi. Ama daha sonrasında çantada dolaşan bir kent konseyi Bakırköy'de oluştu. 2019 itibariyle de, ne yazık ki 2019 itibariyle de biraz STK'ların eline bırakılan bir kent konseyini Ergin abi vasıtasıyla biz başlattık. İçimizde birçok arkadaşımızın da içinde olduğu bir
üyelik sıfatımız vardı. Yani çok görevsel olarak yoktu. Bir tek ben genel sekreterlik yapıyordum. Ama orada gördüm ki Bakırköy'ün gerçekten kent konseyine ihtiyacı var. Bugün kent konseyi konuşulur oldu. Kent konseyi eleştirilir hale geldi. Bir şeylerin eleştirilmesi aslında bir şeylerin yapıldığı anlamına geliyor. İşte bu yapıldığı anlamında da eleştiriler başladığında herkesin gönlünde, gözünde, kafasında olan duygular ve düşünceler ortaya çıkıyor. Buradan da biz feyizler almaya başlıyoruz. Ve kent konseyini gerek kültür, gerek sanat, gerek panellerle ve gerekse dokunaraktan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz kent konseyi olarak evet belediyeye çok yakınız, kaymakamlığa çok yakınız, ilçe milli eğitim müdürlüğüne çok yakınız, muhtarlarımıza çok yakınız, birçok STK'ya çok yakınız. Ama bütün bu yakınlıklarımız emin olun biz aslında böyle çok daha fazla imkanlar içerisinde keşke olsak da sadece kültür merkezlerindeki lojistik desteklerimizle belediyemizden destek alıyoruz ve kendi içimizdeki imece yardımlarımızla maddi olanaklarımızı kendimiz telafi ediyoruz, karşılıyoruz. Her yaptığımızda da bu emin olunuz ki böyledir. Ve şu anda kültür sanat alanında 40 tane çocuk bizde Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri olup çok sesli koro ve türkü eğitimlerinde altyapı, Türk müziği eğitimlerinde altyapıyı oraya katılan arkadaşlar vasıtasıyla bursal olarak alıyorlar. Bunda da burada da Bakırköy'ün başka bir eksiğimiz tabii ortaya çıkmış oluyor. Burada da bir araya gelmemiz gerekiyor. Örneğin biz her yaptığımızı Bakırköy Meclisi'ne göndermek istiyoruz. Oradaki meclis üyelerimiz Bakırköy'ün insanları ve oradaki meclis üyelerimizin de halkın içerisinden geldikleri için, Bakırköy'ün insanları oldukları için sıcak ve mantıklı bakacaklarını düşünüyoruz. Örneğin Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağımız bir işbirliği protokolümüz var. Bu işbirliği protokolümüzün içerisinde eğer yapılmış olsa, olur ise, gerçekleşirse en önemlisi oradan belge alacak kadınlarımız o belgeyle ticaret yapabilecekler. O belgeyle para kazanabilecekler. Oradan belge alacak, kurslara gelip belge alacak olan gençlerimiz üniversitelerde burs imkanını yakalayacaklar. Yani yüzde imkanını yakalayacaklar. Oradaki o belgeleri alan arkadaşlarımız, gene gençlerimiz sitelerine girip E-Devlet üzerinden girdiklerinde not alacaklar, notları oluşacak. O belgeyi alanlar yurt dışına gitmek istediklerinde karşılıklı transferlerde, öğrenci transferlerinde o arkadaşlarımız çok daha rahat yurt dışından kabul edilecekler. Ama Bakırköy Meclisimizin meclis üyeleri acaba bunun altında ne var? Burada bir şey mi var? Diye komisyonlarına gönderiyorlar. Hukukla ilgili kendi hukukçularına soruyorlar. Ya Bakırköy Kent Konseyi Belediye Kanunu 76. maddesine göre kurulmuş. Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerek ilçe belediyesi bu maddeden dolayı kamu menfaatinden mütevellit kent konseyine her türlü desteği vermek, halkına da her türlü desteği vermek zorunluluğu var. Sürdürülebilir yapacağımız her şeyin önünde ne yazık ki aydın bir Bakırköy'ün aydın olduğunu düşündüğümüz meclisinden engel yiyoruz. Bunu sizin mahallelerinizdeki insanlar yiyor ve biz bunu çok üzülüyoruz. Emin olun sadece üzülüyoruz, sinirlenmiyoruz. Çünkü gülüp geçiyoruz. Gülmemiz gerekiyor. Ama biz yolumuza devam ediyor muyuz? Evet, biz yolumuza devam ediyoruz. Her şeyi de yapmaya çalışıyoruz. Ama bunu bir birliktelik içerisinde yapmaya çalışıyoruz. İşte siyasi partilerimizle birliktelik içerisinde, sizlerle, mahalle sakinlerimizle elimizden geldiğince bir şeyleri gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bugün sizlere burada katılan mahalle muhtarlarımıza tekrardan ben teşekkür ediyorum. Lütfen sorunlarınızı bildiriniz. Neler, şu andaki sorunlar neler? Neler istiyor mahalle halkımız? Biz bunların neresinde ne yapabiliriz? Biz bunları projelendireceğiz. Bakın kent konseyi ne yapar? Kent konseyi bir park yapar mı? Yapmaz. Ama kent konseyi
İncirli'de metro çıkışındaki bir parkı daha önce Kerim Selim kardeşlerin adına yapılmış ama ondan sonra da mezbelelik haline gelmiş bir parkı Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapıp her türlü sistemini oluşturup içerisine engelli salıncağından engelli oyuncağına kadar her şeyi koyup orada gene Kerim Selim Altınok Parkı'nın 100. yılda açılmasını önümüzdeki işte havanın güzel olduğu bir dönemde gerçekleştireceğiz. Biz bunu yaptık. Sürdürülebilirliğimiz olarak bunu yaptık. Yarın İstanbul Kent Konseyi'nin toplantısı var. Fehmet muhtarım da orada üye çağırmışlardır mutlaka. Onların gündemini gördüm. Bir bostanla ilgili bir çalışmaları var. Onlar bostanla ilgili çalışmalarına bizden sonra diyeceğim. Belki de örnek olduk bilmiyorum ama Yaşam Köyü'nün içerisinde biz sera yaptık. Seranın yer tahsisini meclisten alamıyoruz. Ya burayı ver. İnsanlar oralara çocuklarını getirdiği zaman spora, kadınlar çiçekleriyle de gelsin, arabalarından çiçeklerini çıkarsın. O çiçeklerini orada gitsin seranın içerisinde yapsın. Okullar gelsin biyoloji ve kimya olarak orada. Gerekçe nedir başka? Gerekçe altında ne var? Ya da kent konseyi buraya aldığı zaman nasıl çalıştıracak? Yani böyle bir zihniyetin oluşmaması için bu tarz meclis üyelerinin, bu tarz zihniyetteki kişilerin artık Bakırköy'de görev almaması için yapılan bir toplantı. Çünkü bizim içimizden özden bir şeyler çıksın ya. İşte 5. kısımdan Ataköy'deki Muazzez teyze öğretmenimiz çıksın gelsin desin ki ben bunu yapacağım desin. 4. kısımdan Hamdi amca desin ki eski doktor evet bu doğru şunu da burada yapalım desin. İşte 9. kısımdan Ali abi çıksın gelsin desin ki ya ben buranın eski fırıncısıyım. Ben fırıncılarla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Benim de bir projem var desin. Mesela örnek bunları söylemek istiyorum. Artık siyasetin içerisinde o törenlerde 29 kişi, 30 kişi, 40 kişi olan toplulukların dışına çıkalım. Yani orada Bakırköy halkı çoğalsın. Bakırköy halkının sesi çıksın. Yani bir İstiklal Marşı okunurken Bakırköy meydanı inlesin. Gene 40 kişiyle, gene 50 kişiyle, gene organizasyonsuz, organizasyonu çok kötü bir takım, yani 100. yılda kutlama yaptık ya. 29 Ekim kutlaması ne kadar kötü bir kutlamaydı, o çelenk koyma kutlaması. Korkunç bir şeydi ya. Korkunç bir şeydi yani. Zaten öbürleri getirmişler oraya kocaman bir şey koymuşlar. Kutlarlar gidiyor da az kalsın bırakıyor. Yani ya insanın içi götürmüyor, hakikaten içi götürmüyor. Dolayısıyla hep birlikte, biz değil, hep birlikte biz olma, aile olma ve bunları çözmek istiyoruz. Ama bir kez daha söylüyorum, Bakırköy halkına, Bakırköy insanına, Bakırköy gençliğine, Bakırköy'e gelenlere güzel fotoğraf verecek, güzel resim verecek, güzel anılar bıraktıracak, çalışacak arkadaşlarımızın, dostlarımızın olması gereken yerlerde olması arzusundayız. O yüzden de hep birlikte projeler üreteceğiz. Bunlar sizlerin de mahalle projeleriniz olacak. Bunları size vereceğiz. Yani sizlere de vereceğiz. Çünkü bu projelerinizde seçime gireceksiniz. En azından sizin mahallenizde diyecek ki, mahallelerinizde öyle söyleyeyim. Mahallelerinizde diyecek ki evet bizim muhtarımız bir birliktelik ve bir beraberlik içerisinde bu birlikteliğe bizim de katılmamız gerekiyor diyor. Mesela ben yeni mahallede gördüm bir grup var. İşte bir yer boyuyorlar, ediyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve her mahallenin de inanıyorum ki spor olarak, kültür olarak birçok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Birçok kültür merkezimizin yanında boş alanlar var, onlar boş duruyor. Bu sizlerden gelecek ve çıkacak olan fikirlerle bunların içerisinin doldurulması gerekiyor. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Bunların sürdürülebilir kalkınma planı ve bütçe içerisinde, katılımcı bütçe içerisinde, buna katılımcı bütçe diyoruz. Aslında birbirimiz bu projelere destek verdiğimizde bu bir katılımcılık ve sürdürülebilir hale geliyor. Gülmeyen insanlarımızı güldürebilmek için acaba neler yapabiliriz? Yeşilinden tutun da hayvanına kadar. Onun için şimdi A harfinden başlayalım, Ataköy'den başlayalım. Muhtarlarımıza tek tek sözler verelim. Siz almış olduğunuz bu kararlar. Evet, öyle. Evet. Haliyle yani sizi partiler değil, Bakırköy'e ilgilendirmesi gerekiyor. Öyle. O zaman Bakırköy Meclisi'ndeki olan insanların meclis üyelerinde bu insanlar seçiyor. O halde almış olduğunuz kararlarda meclis üyelerinin katılımı ne kadar? Belki hani itiraz ettiler dediniz ya bu açıdan. Meclis üyelerinin katılımı ne kadar derken komisyona gitti. Daha komisyonda maalesef dosya haline gelmedi. Görüşmüyorlar.
Orada bekliyor. Orada bekliyor, evet. Yani orada bekliyor. İşte bundan sonra yani giden bir şeyin mantalite olarak kentin özüyle ilgili olduğunu hissedecek, benimseyecek insanların biz artık bu meclisleri oluşturmasını istiyoruz. Böyle bu karardayız. Çok eleştirildik. Eleştiri güzel bir şey. Yani işte grev vardı. Grevde bizi eleştirdiler. Ama çok net, açık söylüyorum. İşte Levent arkadaşım orada yanımdaydı. Biz sendika başkanına yeni seçilmişti. Bütün mali müşavir ve maliye açısından, kendisi de iç denetçi, eski maliye müfettişi Levent Bey, olması gerekenleri liste haline verdik ve biz belediyeden bir liste aldık. Bakın, maaşların listelerini aldık belediyeden. Aynı listeyi siz de bize verin dedik. Nedir? Karşılaştırdık, rakamlar aynıydı. Ama sonra çıktılar bizi Bakırköy Meydanı'nda grev yapan arkadaşlarımıza karşıymışız gibi sendika gösterdi, yuhaladı. Sonra odaya girdi. Sözleşme yaptı, anlaşma yaptı. Onların eski verdiği, yönetimin eski verdiği rakamları kabul etti. Şimdi kim kimi yuhalaması lazım? Onu da ben çok merak ediyorum. Yani sadece sendika başkanının yaptığı bir hata. Evet. Oraya gidip kusura bakmayın da oradaki grev yapan herkesin hakkı da grev yapmakta. Tabii ki, tabii ki. Yani tabii. Kimse bunu statüte beklemesi lazımdı. Çünkü evet. Arayışında herkes. Evet. Ben muhtarım yanında yokum diye bir şey yoktu. Tabii. Hani bazı arkadaşlarımız çok aktif görev almış olabilir. O farklı bir şeydir. Yani muhtarlık görevi farklı bir şeydir. Görev alanı farklı bir şeydir. Tabii, doğru. Yani ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Hı. Ama oradaki %100 bence, yani benim fikrime göre sendika başkanının büyük hatası. Evet, görev aynen. Yapanların değildi yani. Görev yapanlarla işimiz yoktu zaten. Onlar yönlendiriyorlar. O işte zaten bu tip toplumsal olaylarda çok daha doğaldır bu tip şeyler, tepkiler. Ama tabii şöyle üzüldük. Biz gene işçi tarafında üzüldük. Çünkü bizim vermiş olduğumuz oranları eğer sendika başkanı belediyeye götürseydi, belediye o oranları %100 kabul edecekti ve onlar daha karlı olacaktı. Yani hakkı yine işçi oldu. Hatta işten atılanlar oldu, ayrılanlar oldu. İşte yani